Dünya çapında belki yüz, belki de binlerce farklı hastalık türü mevcut. Gün geçtikçe bunların bazılarına çözüm bulunabiliyor. Ama maalesef birçoğuna da henüz çözüm yok. En son maalesef insanı ölüme kadar dahi götürebiliyor. En nadir görülen hastalıklar. Mavi tren hastalığı. Gümüş tozuna uzun süre maruz kalan insanlar gümüşün taşıdığı kimyasal maddeleri vücuduna alıyor. Kimi güneşli ortama çıktığında kimyasal maddenin etkisi ortaya çıkıyor ve ten rengi mavi ya da mora dönüşüyor. Fil hastalığı. İnsanların vücutlarının bazı yerlerinde devasa büyüklük oluşuyor. Bu hastalık daha çok tropikal bölgelerde görülüyor. Kuyrukla doğmak. Bu hastalıkta insanlar doğarken kuyrukla doğuyor ve kuyrukta kas bulunmadığı için kontrol edemiyor. Anormal omurga bozukluğunun bir değişik şekli olan ve böyle kabul edilen kuyruk hastalığı, insanların kuyruk sokumu kemiğinin bir kısmının dışarıya çıkmasıyla oluştuğu belirtiliyor. Amerikalı şarkıcı Kesha da kuyrukla doğan ve daha sonra kuyruğunu aldıran insanlardan. Polimelya. 1 milyon kişide bir görülen bu hastalığın tedavisi var. Gelişmişlik yöntemiyle istenmeyen kol ya da bacaklar ameliyat ediliyor. Progeria, yaşlılık hastalığı. Bir nevi yaşlı çocuk hastalığı olarak da biliniyor. Çocuğun yaşı oldukça ufak ancak görüntü olarak 40-50'li yaşlar olarak gözüküyor. Çocukların bu hastalık yüzünden bedenleri ilerlemiyor. Hep aynı şekilde kalıyor. Ufakken derileri hemen buruşuyor ve kısaca hemen yaşlanıyor. Bütün bir ömrünü bu şekilde geçiren insanlar zeka olarak diğer insanların zeka düzeyiyle aynı. Kurt adam sendromu. Kılların vücudun tüm bölgesinde çoğalması sonucu çıkan kötü bir hastalık. Genellikle genetik bozukluk sonucu görünüyor. Hastalığın altında yatan durumlar bilinse de tam anlamıyla tıp dilinde maalesef açıklanamıyor. Boynuz hastalığı. Dünya üzerinde sadece birkaç kişide görülen ve daha fazla güneş gören sivilceye benzeyen bir oluşum halinde başlıyor. Daha sonra boynuza benzer kahverengi bir kemiksi cisim çıkıyor. Tedavisi de bulunmamakta. Yaşlı insanlarda görülen bu hastalığın ölümcül olabilme ihtimali de bulunmuyor. Ağaç adam hastalığı. Bu hastalık dünya genelinde yalnızca birkaç kişide nadir olarak görülüyor. Bu ciddi hastalık deri altınıza yerleşip ağaç kökü gibi derinize yapışıp orada büyümeye başlıyor. Hastaların ellerinden ve ayaklarından başlayıp tüm vücuduna sarana kadar da büyüyor. Nörofibromatozis. Evet, bu kelime ilk defa duymuş olabilirsiniz. Ancak tıp dilinde vücudun çeşitli bölümlerinde tümör gelişmesine zemin hazır. Bunun yanı sıra kemik ve cilt gibi dokularınızda bozulmalara yol açan bir hastalık türü. Acil tedavi edilmezse sizin vücudunuzu yiyip bitirebiliyor. Nomad diş hastalığı. Genellikle ağız bölgesi ve ağız çevresinde çıkan tehlikeli bir kanser türü. Çok ender bir hastalık olmasına rağmen genelde ufak çocuklarda görülüyor. Kısa sürede müdahale edilmezse ölüme kadar yol açabiliyor.